Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bu sıcak havalarda yüzmek için şöyle bir suya girdiniz. Ama bu masum gözüken yerin ne tehlikeler barındırdığını bilmiyorsunuz. İşte karşınızda yüzmek istemeyeceğiniz o sular. Sekiz numara, Hanakapiai Plajı. Yeşillikler içinde masmavi renkli bir deniz. Burada yüzmemek için görünürde bir sebep yok. Ama Hawaii'deki bu yer dünyanın en tehlikeli plajı olarak biliniyor. Plajın girişinde bir uyarı tabelası var. Üzerinde ise burada kaç kişinin hayatını kaybettiği yazıyor. Bu kayıpların nedeni denizde oluşan akıntılar ve aniden çıkan devasa dalgalar. Ben çok açılmam, sahilde takılırım deseniz bile bu dalgalar sahildekileri bile tehlikeye sokuyor. Bazı turistler ise sırf tehlikeye meydan okumak için buraya yüzmeye geliyorlar. Ama siz böyle risklere girmeyin. 7 numara, Kül Gölü. Bu turkuaz renkli suları görünce Maldivler sanabilirsiniz. Ama burası Türkiye, Muğla. İnanılmaz görüntüsüyle insanı kendine hayran bırakan bu gölü görünce insanın yüzesi geliyor. Ama suya ayağınızı sokmanız bile yasak. Çünkü bu göl çok yüksek oranda insan hayatı için tehlikeli ağır metaller bulunduruyor. Bunun sebebi ise burada 35 yıldır faaliyet gösteren termik santral. Elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin külleri buraya atılmış. Yağmur sularıyla beraber de bir göl oluşmuş. Bu yüzden göl tamamen zehirli ve burada hayat yok. Hatta etrafındaki bitki örtüsü bile yok oluyor. Zaten göle girmek yasak ve etrafı çitlerle kapatılmış. Evet, görüntü harika ama buna aldanmayın. 6 numara, Jacob's Well. Teksas'taki bu nehir bölgenin en berrak ve temiz nehri. Bu nehrin bir bölgesinde de Jacob's Well denilen bir çukur bulunuyor. Bu çukur gençlerin eğlenmek için seçtiği yer aynı zamanda. Peki burayı tehlikeli yapan şey buranın dibinden çıkan canavarlar mı? Hayır. Buranın tehlikesini insanların kendisi yaratıyor. Bu çukur yerin altına doğru yaklaşık 40 metre ilerliyor ve dar geçitlerden oluşuyor. Macera perestler ise buraya tüple dalış yapıyorlar. Ama bazı yerler çok dar olduğu için tüpü çıkartıp geçmeniz gerekiyor. Bu esnada tüp elinizden kaçarsa maalesef hayatınızı kaybediyorsunuz. Bugüne kadar 12 kişinin başına bu gelmiş. En iyisi sadece buraya atlayıp yüzmek. 5 numara, Cable Beach. Yine inanılmaz bir sahile geldik. Avustralya'da bulunan bu plaj geniş kum sahilleri ve masmavi deniziyle dikkat çekiyor. Ama burada bulunan tehlike dünyanın hiçbir yerinde yok. Avustralya'nın bu bölgesinde tuzlu su timsahları yaşıyor. Yani bildiğiniz denizde yaşayan timsahlar var. Ve bu timsahlar hem insanlara hem de diğer canlılara saldırabiliyor. Köpek balığı korkusundan sonra bir de başımıza timsah çıktı demeyin. Çünkü Türkiye'de bu tür tuzlu su timsahları yaşamıyor. Neyse ki. 4 numara, Rio Tinto Nehri. Masmavi suların bile ne kadar tehlikeli olabileceğini gördükten sonra herhalde bu kırmızı renkli nehre girmek istemezsiniz. Ama illa gireceğim diyorsanız burası İspanya'da bulunuyor ve yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda. Tahmin edebileceğimiz gibi bu su oldukça zehirli. Bunun sebebi bölgedeki madenler. Yüzyıllardır bu bölgede yürütülen faaliyetler nehri bu hale getirmiş. Nehir oldukça asidik ve ağır metaller içeriyor. Kırmızı gözükmesinin sebebi ise demir minerallerinin fazla olması. Buradan içmek dışında suya dokunsanız bile zehirlenebiliyorsunuz. Neyse ki bize uzak. 3 numara, Labirent Havuz. Havuzda neden yüzmeyelim ki diye düşünüyorsanız biraz bekleyin. Meksika'da bulunan bu havuz bir labirent şeklinde dizayn edilmiş. Su kaydırakları ve yüzme bölgeleriyle beraber başlangıç noktasından çıkışa kadar belli bir bölgeden ilerliyorsunuz. Burayı korkutucu yapan kısım ise bir de sualtı tünelleri bulunması. Bu bölgelerden geçerken nefesinizi tutup dalmanız gerekiyor. Evet, sizi izleyen can kurtaranlar var ama bu kapalı bölgede panik yapıp kötü tecrübeler yaşamak da mümkün. Ne dersiniz? Burada yüzer miydiniz? 2 numara, Ergene Nehri. Bu nehre çok dikkat etmeniz gerek. Çünkü burası Türkiye'de bulunuyor.
Kırıkkale sınırları içerisinde başlayan bu nehir 283 kilometre uzunluğunda ve Ege Denizi'ne dökülüyor. Nehri tehlikeli yapan şey fabrikaların kirlettiği suyu. Aslında nehrin başladığı Yıldız Dağları bölgesinde su görüldüğü gibi oldukça temiz. Ama fabrika bölgesinden sonra suyun rengi neredeyse siyaha dönüşüyor. Çünkü fabrika atıkları bu nehire boşaltılıyor ve nehri zehirliyor. Yıllardır devam eden bu kirlilik fabrikaların arıtma tesisi olmamasından kaynaklanıyor. Ne kadar acı değil mi? 1 numara Bikini Adası. Büyük Okyanus'ta bulunan bu adadaki tehlikeyi tahmin etmeniz mümkün değil. Merak ettirmeden hemen açıklıyorum. Bu adada yüzmenin tehlikesi radyasyon. Sebebi ise burada tam 23 atom bombası patlatılmış olması. 1946 yılından 1958 yılına kadar burada nükleer denemeler yapıldı. Üzerinden neredeyse 70 sene geçmesine rağmen radyoaktivite hala çok yüksek. Bu yüzden 1946 yılında evinden göç ettirilen insanlar hala adaya dönemiyor. Tahminlere göre bu sularda radyasyon seviyesi 30 bin yıl sonra düzelecek. Yani yüzmek için biraz beklememiz gerek. Ve videomuzun sonuna geldik. Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.